Günümüzün yezitlerine, maviyelerine karşı halkın ve hakikatin sesini dile getiren bir haber ajansına haksız ve hukuksuz bir şekilde erişim engeli getirilmiş. Şunu bir kez daha ifade edelim. Zalimin, zulmün karşısında susmayan pirlerimiz, analarımızın yolundan yürüyen PİRHA haber ajansı da bu baskılar karşısında boyun eğmeyecek, susmayacaktır. PİRHA bizim ajansımızdır, halkın ve hakikatin sesini duyurmaya devam edecektir. Aliyeviler, yaşadıkları coğrafyalarda hak mahrumiyetine uğrayan, tarihin her döneminde imhaya, inkara ve asimilasyona uğrayan bir topluluk olmuşlar. Günümüzde de bu değişmedi. Hangi iktidar olursa olsun, hangi parti iktidarda olursa olsun Alevilerin durumu değişmiyor. Ve yine Alevilere yönelik inkar, asimilasyon ve zaman zaman da imha hareketleri gerçekleşiyor. Alevilerin bu yaşadıkları hak ihlallerini kamuoyuna taşıyan, o haber yapan, bunları görünür hale getiren yayın organları da bulmak maalesef mümkün değil. Onlar da Alevilere karşı bu görmemezlik kervanına katılıyorlar. İşte son dönemlerde Aleviler kendi yayın organlarını oluşturmaya başladılar. Televizyon, gazete ve bir taraftan da internet ortamındaki yayın organları çıkmaya başladı. Bunların bir kısmı KHK'larla kapatıldı. Şimdi de bu kapatma operasyonları yine devam ediyor. Son dönemlerde Alevilerin bütün haberlerini gören ve kamuoyuna yayan PİR Haber Ajansı, PİRHA kapatıldı. Yani erişim engeli getirildi. Dolayısıyla Alevilerin sesini duyuran, Alevilerin uğradıkları hak ihlallerini kamuoyuna taşıyan bu haber ajansımızın kapatılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu kararı kınıyoruz ve PİRHA'nın bir an önce yayın hayatına geçmesini ve erişim engelinin kaldırılmasını bekliyoruz. Sağlıklı haber kaynağımız ve Alevilerin Sesi PİR Haber Ajansı gerekçesiz olarak kapatılmaya çalışılıyor. PİR Haber Ajansı kapatılamaz, susturulamaz, Alevilerin Sesi kesilemez. PİR Haber Ajansı'nın yanında olmaya devam edeceğiz. PİRHA Ajansı'na erişim engeli getirildiğini öğrendik. Bu kabul edilecek bir durum değil. Halkın haber alma özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik bir girişim. İktidar yaptığı yanlışları, insan hakları ihlalleri ve ekonomik felaketin duyulmasını engellemek için şimdi de medya örgütlerine saldırmaya başladı ve PİRHA Ajansı'nın engellendiğini öğrendik. PİRHA Ajansı saygın haberleriyle, dürüst haberciliğiyle dikkat çeken bir ajansımız. Bir an evvel bu erişim engelinin kaldırılmasını istiyorum. Sürekli söylediğimiz bir söz var. Basın özgür olmalıdır. Çünkü özgür basın ancak gerçek haberi topluma ulaştırır. Gerçek haberi alma insanlığın temel hakkıdır. Hatay 1. Sulh Ceza Mahkemesi 1028 karar gerekçe göstererek PİR Haber Ajansı'nın internet yayınını ulaşımı engelledi. Bu davranışlar ülkede fikrin ve düşüncenin özgürce ifadesini engelleyen, toplumun gerçek habere ulaşmasını engelleyen kararlardır. Bu mobbingdir, bu baskıdır, bu açık bir medyaya net bir şekilde müdahale etmektir. Reddediyoruz, bir haber ajansı özgürdür, yayınına devam etmelidir. Alevilerin, ezilenlerin ve sömürülenlerin sesi olan PİRHA Haber Ajansı'na erişim engeli getirildi. Hatay Sulh Ceza Hakimliği tarafından getirilen erişim engeli yine aynı hakimlik tarafından Siyasi Haber ve Yeni Yaşam gazetesine de erişim engeli getirilmiştir. Demokratik bir ülkede asla basın özgürlüğünün kısıtlanmasından bahsedilemez. Ama Türkiye'de artan bu otoriterleşmenin ürünü olarak ne yazık ki bunlara tanıklık ediyoruz. Bunları asla kabul etmiyoruz. Bu erişim engelleri derhal kaldırılmalıdır.